Sevgili seyirciler, birazcık eskiye gidelim dedik. Bir arzuhalci bulduk. Arzuhal çok eski bir meslek ancak bu amcamız 40 yıldır bu mesleği severek yapıyor. Hala müşterileri var ve hala bu işi yapmaya devam edeceğini söylüyor. Şimdi onun röportajını izliyoruz. Dilekçe yazıyoruz. Vatandaşın hizmetini görüyoruz. Peki günümüzde böyle şeyler çok görmek mümkün değil. Hani size kimler geliyor, kimler dilekçe yazdırıyor? Beni genellikle tanıyanlar geliyor. 40 yıldır ben bu işi yapıyorum. Adliyenin önünde 25 yıl yaptım. Kendi dükkanımda 5 yıl yaptım. 40 yıldır bu işi yapıyorum yani. Boşanma yazdırırlar, beni müdahale yazdırırlar. Yargıtay dilekçesi yazdırırlar. Eskiden veraset dilekçesi yazdırırlar. Her türlü dilekçe yazılır. Peki insanlar neden size geliyor? Daha çok hani evlerinde yazabiliyor, daha teknolojik, daktilo ile yazıyorsunuz. Daha evet. Teknolojik imkanlar varken ama neden siz? Bilgi var, bilgi tecrübe var. Daha ayrıntılı, teferruatlı yazıyoruz. Mesela evde yazılan dilekçelerle de bazı şeylerde karşı taraftan vekalet ücreti istemiyor, bilmem ne istemiyor. Ben de hepsi yazıyor. Noksansız olarak. Yani şimdi... Bizimki daha şeyli yani bilemiyorum yani vatandaşın isteğine bağlı bir şey. Bu işte bilgi şey değil, tecrübe yani. Altyapını yapman lazım. Emlak beyanı gelir götürü bilmem ne bilmediğin hiçbir şey olmaz. Eğer bu işi yapan adam hepsini biliyor. Gelir götürü emlak beyanı yani iğneden iple her şeyi bilmesi lazım. Yani önce 10 yaşından, 12 yaşından bu yana eğer meyilliyse bu işe yapabilir yani. Size bu işi kim öğretti? Yani bir hocanız var mıydı? Vardı. Rahmetli Aspı Yazıcı vardı. Avukat. Allah rahmet eylesin. Onun yanında öğrendim. Bundan başka bir mesleğim yok. Bundan başka bir gelirim de yok. Ne kadar kazanıyorsunuz? Meslek sırrı. Şu an bana çocuğum bakıyor. Ben vakit geçirmek maksadıyla. Bir tane doktor kızım var işte. Kahramanmaraş'ta okuyor. Çalışıyor şu an. Onun maaşıyla idare ediyoruz. Bir tane mühendis oğlum var. Bilgisayar mühendisi. Bir tane de doktor kızım var. Eşiniz? Eşim ev hanımı. Bunun haricinde bir gelirim yoktu. Sadece bu mesleği. Ama bu değil. Emlak beyannamesi, gelir ve götürü beyannameleri. Onlara da koşturuyorduk yani. Ha, mücadelemizi yaptık. Bir tane doktor kızım var. Bu dünyada zaten başka bir isteğim de yoktu. O muvaffak oldu. Şimdi yani işi bırakıp da ben de mi kahvelere gittim veya başkaları da mı? Ben şu an emekli olmak için 2 ayım kaldı. Onu bekliyorum, oyalanıyorum. Hatta ben bile kapatmayı düşünüyorum yani. Niçin? İşler durdu yani eskisi gibi değil. Sabah saat 8-7.30'da işime gelirim, akşam saat 5'te giderim. Yine şey hasta da olsam gelirim işime. İşimi çok seviyorum çünkü.